Genellikle Arnavutluk'ta Y harfi bitirirse, Ya. fil bitirirse, mesela oy, ay, vay, 80 yet. sayfa. Hangi sayfa? 80 sayfa, 80. 80 sayfa. Kim kitap var? Hakkı kitap var. Başka şey kim sordu bana? Kitap için aldın mı? Birisi sordu. Aldım hocam, aldım. Sizin Aldın. kitabı. 80 sayfa İsmi nedir hocam? Bu takviyesi. kitabın ismi nedir? Sesim Bu. geliyor mu? Evet, geliyor. Durukan sen mi aldın? Şey, sipariş ettim hocam bugün. Yani Durukan, Ha. evet, yazmıştım size. Sipariş ettim yani, almadım da sipariş ettim. Yok, daha Hüseyin, almadım, sipariş ettim. kitabın adı ne? Unuttum. Arnavutça öğrenelim mi? Arnavutça öğreniyorum. Ha. Şevket Balla. Evet, ben şey resim Bu adı kitap her vermiştim. yerde var mı Züriye Hoca? Ben Onun kaçırmıştım. şey o İnternette yazar var. ben şey numaranı vereyim. 40 TL. Sadece 40 TL. Ama Sizde var posta mı Züriye Hoca? ben var. Güzel. Sizde varsa hani ben sizden de alabilirim. Haftaya kahve içeceğiz ya. He, yok ama ben sadece benim için var ama alayım ben sana bir tane. Basılı. Yani eğer ulaşmanız kolaysa alırsanız ben size Ya öderim. iki günde geliyorum. Harika. Evet. Şey onu yazarsınız ama Hüseyin PTT posta gönderildiler. PTT 20 TL kargo dedi. ile istedim ben. Evet, ben şey Surat Kargo mu bilmiyorum hangi istediğim 40 TL dedim. 60 mı bilmiyorum. Fazla dedi. O yüzden PTT alın. Daha PTT iyi. kargo 14 liraya getiriyor. 14, he, daha iyi. 14 lira. Evet. 50 TL bir kitap ama iyi bir kitap. Hocam ben de İsterim ya. bu Alırsanız ben size öderim. Kafeden gelir alırım. hocam kitap Türkçe anlatım değil mi? Çok az Türkçe var. Arnavutça ama gramatik zaten bu kitap öğretmenle beraber yapmak lazım. Çünkü anlamazsınız. Ben size Evet. yapacağım. Zor bir kitap ama güzel. Çünkü genellikle Arnavutça öğrenmek için kitaplar yok maalesef. Hocam Mesela ben de bir İngilizce, Türkçe hafta var. Birinci seviye, ikinci seviye. Arnavutça yok maalesef. Tamam, başlayalım şimdi kitap başlayalım. sonra konuşalım tekrar. Mesela filin en son niye varsa bu mısoy, fay, şkruvay. Bak bu uay diyoruz orada çünkü şaşabilirsin buna. Bu ne? Pırçey, eye, füey, şikoy. Bu ezberleyeceksiniz arkadaşlar bunu. Aynı Türkçe var mesela. Öğrenirim, öğrenirsen öğrenir. Aynı Arnavutça. Mecbur öğreneceğiz. Ama birinci grup Arnavutça çok kolay. Çünkü aynı her zaman. İkinci grup, üçüncü grup evet zorlanabilirsin. Ama bu birinci grup kolay, sadece ezberleyin. Şimdi bunu biliyorsunuz. Unu, zamirler. Ben, ti, sen, ay, ay, o, o, erkek ve kız, ne, biz, you, siz, ata, ato, onlar. Şimdi, mısoy, bu mısoy filin kalıbı. Öğrenmek demek, mısoy, öğrenmek. Biz mısoy diyoruz, demiyoruz şey öğrenmek, mekmak almıyor Arnavutça, sadece mısoy. Kalıp varsa mısoy, unu ben aynı. Hiç değiştirmez. Fay, şkruvay bu kalıp. Ve ben için aynı oluyor. Sadece ti mıson ne harfi değiştiriyor? Bak. Ti mıson. Bak fay. Fay kurumak demek. Evet. Elbise kurutmak. Kurutmak. Bak sadece ne. Ne. Şkru an. Görüyor musun? Sadece ne. Ti mıson. Ay ay o mıson. Bak değiştirmiyoruz. Sen ve o aynı burada.
Ne mi soy mu? Bak, tekil. Burada birinci tekil mı soy. Burada mı aldı biz için. Yu mu soni. Burada ne aldı ya sen. Sadece bir tane i daha. Mı soni. Senden bir Evet siz. Ata mı soy mu? Şey burada mı soy mu? Bu ne? Mevene. Bu değişik var. soyuna. Mesela bir cümle kullanalım. Un mu soy şip? Sen Ben Arnavutça öğrenirim. öğrenirim. Kim mi son şip? O Arnavutça Kim? öğrenir. Bak bu geniş zamanı. Şimdi zaman değil. Geniş zaman. Şimdi zaman olursa kim biliyor nasıl oluyor? Önce O söyle. alır hocam başa. O geliyor önüne. Evet. Hiç farkı yok. Sadece önünde bir po alıyor. Un po mu soy? Ben öğreniyorum. Po varsa demek şimdi zaman. Ama arka aynı şey alıyor. Mesela ben size sorarsam şimdi ne yapıyorsunuz? Çfarpı beni. Onu pom Nem nem soyum soyum çip. şip. Evet, biz Arnavut öğreneriz. Şimdi mısoy bu öğrenmek her şey kullanabilirsin hayatta. Un mısoy bir yeni şey. Türkçe bir cümle gelmiyor bana bir cümle. Olması ben. Un Şehri pomu öğreniyor. soy. Un pomu soy piyanom ya da un mu soy piyanom. Piyano çalmaya Hocam öğrenirim. po şimdiki zaman mıydı şimdi? Evet şimdi zamanı po. Geniş po yok. Şimdi po var. Po biliyorsunuz nasıl Türkçe kullanıyorsunuz. Şimdi devam ediyor o iş. Po kullanıyoruz. Ama bir şey her gün yaparsın. Mesela ben her gün okula giderim. Ben her gün işe bu saat giderim. Bu geniş zaman Yani kullanırsın. Türkçede yor iki şeydi hocam. Şimdiki zaman anlamına geliyordu. Evet, o yor. Po yor demek. Evet. Aynen. Şimdi fay elbise kurutmak için anlamı var. Fay robot. Tifan ya da fay floket. Saçlarımı kurutuyorum. Aynı zaman. Aynı un fay, tifan, ayayo fan, ne fay mı? Yufani, atato fayna. Şimdi şkruvayı kim biliyor? Yazmak. 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 Okuyun bakayım birisi okusun. Şükray. Ray. Evet. Şükruan. Evet. Şükruan. Şükray. Şkruvay mı? Kay mı? Şükrayını. Şükrani. Şükray. Şükray. Evet. Evet. Mesela ben bir mektup yazarım. Un şkruvay new letter. Unu şkruvay Millet. new Ney? letter. Evet, Ney? new letter. Bak, ni diyersiniz aksan. Ama tam Türkçe, tam Arnavutça ni, ı var. E noktalı, ni. Ney? Ney? Biliyorum Arnavutça çok ni kullanıyorlar ama yanlış. Ney? Şey, kolayca kaçıyorlar. Kolaya kaçıyorum. Evet. Ama ni. Ney? Evet. Unschreiben lieber. Ben bir kitap yazarım. Unschreiben tani. Unschreiben ben şu an, şimdi yazıyorum. Neden? Çünkü po koydum ben. Po. Tamam. Kölçey beğenmek demek. Kılçey Beğenmek. beğenmek.
Umpırçay filmat Türk. Ben Türk filmleri severim. Beğenirim diyebilirsiniz aynı zaman. Uçan. Beğenmek ne? Filmat Türk. Beğenmek neydi hocam? Pırçay. Teşekkür ederim. Hocam bu ilk satırda oy, ay, uyay ekleri var ya, onlar ek mi? Onlar tam olarak ne ya, ben anlamadım da. Bunlar şey en son evet, onlar. Bitiriyor. Film kelimenin bitirsin. Bitme harfleri. Evet bak kelimenin mesela bu oy burada var ya birinci. Un soy. Evet. Bak burada. Bu anlamında. Ay, un say, bak say. Vay. Bitişi. Şkruay, un şkruay. Tüvey. Bu üvey, tüvey. Fırçey, ey. Onlar şey mi? Belirli belirsiz anlamı mı katıyor? Ne katıyordu hocam? Yok, belirli yani... belirsiz değil. Bu kalıp. Bir şey diyorsun sen. Mesela çeviriyorsun. Git okulda. Çevir bir tane fil. Mesela gezmek. Evet. Var mı şey şu an Google? Bir kelime. Ya da ne vereyim ben? Atlamak diyelim hocam. Fil değil mi? Fiillerin sonuna geliyor değil mi bunlar? Fil bu fil. Bunlar fil. Filin sonu ha. Evet. Bu fil. Biz şey birinci var ya onu ben için aynı fil. Biz değiştirmiyoruz onu. Tüvey öyle. Bak şimdi ben bulacağım. Filler biraz zor. Ama korkmayın. Bir tane şey var. Fiyalı Arnavutça. Bunu tavsiye ediyorum. İndirebilirsiniz. Nedir o? Geldi. Bakayım. Görebilir misiniz bunu? Hayır, ekran çok parlıyor. Fiyal değil mi? Fiyal mi yazıyor? Evet, fiyal. Orada bazen bir kelime bilmiyorsun Arnavutça anlamını ya veriyor. Bak. Hocam şimdi şikoy görmek demek. Görmek. Ama şikoy görmek aynı çıkıyor. Şikoy. Sonra başlıyorsun fil çekimi. Ne bir şikoy şikoy. Bu şikoy ne dedi Nasiye? Şey, şikoy görmek mi gitmek mi? Şikoy, şikoy görmek. Şikoy. Bu şikoy. İyi olmazsa İyi olmazsa gitmek demek. Ama aynı. Şikoy görmek. Hocam. Efendim. Hocam bir de bu ekler cümle içerisinde böyle fiillerle kullanıldığı zaman bu ekler yazılması zorunlu değil mi? Böyle okunmuyor. Yani tek evet. Mesela yani gelmek gitmek diyoruz ya Türkçe'de. Hı hı. Bunlarda hani şimdiki zaman işte geniş zaman ekleri gibi bir şey mi bunlarda? Oy dedik ya mesela. Geçmiş ama zaman şimdi mesela. Geçmiş zaman ve gelecek yapacağım. Şimdi ben önce bu şimdi şey geniş zaman anladınız mı burada? Başka açıdan. Tamam geniş zaman. Şimdi ben şey nerede değiştiriyor geçmiş ve gelecek. Aslında gelecek çok olay. Dot'u mu alıyor? Dot'u evet. Bir dakika ben şimdiki zaman. Efendim? Şimdi etaşme ne demek? Geniş zamanı. Epakrüver geçmiş zamanı. Eardme gelecek zaman. Bak bunlar birinci grup filleri diyorum. Ye bitiyor. Ye bitince. Fil ye bitince. Çünkü
bazen ünlü bitiyor, ünsüz bitiyor, onlar daha sonra. Ay, üzülüyorum. Funoy ne demekti hocam? Funoy. Hadi kim biliyor Funoy ne demek? Çalışmak. Evet, çalışmak. Çalışmak mı? Evet. Çalışmak. Şimdi zaman dedik. Punoy, punon, punon, punoy mu? Punoni, punoy ne? Bunlar arkadaşlar ezberleyeceksiniz. Çağrınız yok. Çok özür dilerim. Yani ben çok çalışıyorum diyeceğimiz zaman o ne yam, şu me, punoy mu diyeceğiz? Ne diyeceksin? Türkçe söyle. Uneyam şum punoy. Uneyam şum. Ben çok çalışıyorum. Yok. Una, una punoy şum. Ben de maalesef. Tekrar özür dilerim Zürya Hoca. Bak ben yazacağım şimdi. Şimdi bak ben çok çalışıyorum diyeceğiz. Bu benim una, öğrendiklerimden. Una punoy şum. Una punoy şum. Tamam. Ya da söylersen ben uzun saatler çalışıyorum. Una punoy me orar şuntucat. Ne punoy şum. Çok uzun saatler. Me orar şuntucat ya da un punoy şum. Bir de geçen ders kelime harf at gidiyorduk ya. Şimdi bildiğin zaman eklerine geçiş yaptık. Normalde harf üzerinden gitmiyor muyduk? Hani geçen hafta G'den falan başlamıştık. Ben mi kaçırdım mesela? Hatırlıyor muyuz? Hani G harfinden başlıyorduk. Evet evet onu devam edeceğiz o kitap. Sadece ben bugün bir şey kaçış yaptım. Bu filler için. He. Çünkü önemli. Yok yok devam ediyoruz onlarla. Zaman kalırsa... Ben de dedim... Yok yok şey ben bazen sadece bir kitap gitmiyorum sıkıcı olmamak için ve o kitapta anladım. Şey geçmiş gelecek zaman yok yok o yüzden anladım hocam sadece anladım. Bir şey gitmiyoruz anladım hocam şimdi ben size gelecek zaman önce anlatacağım çünkü yeni zaman çok yakın. Sadece iki farklı var o yüzden. Şimdi gelecek zaman dottu alıyor. Siz de Türkçe gelecek acak alıyor ya. Bize dottu. Bak. Punoy un dottu punoy. Mesela nesir un dottu punoy nözür. Yarın ben ofiste çalışacağım. Ya da nesir un dotu punoy dü turne. Dü turne. Bak yazacağım bunu. Turne kim biliyor Türkçe? Nesir. Nesir. Şey mi hocam mı? Hemşire demek mi? Ne bu? Nesir. Dü turne. Nesir yanında. Nöbetçi mi diyorlar Türkçe galiba? Arnavutça bir tur var. 8-4'e kadar birinci tur. Vardiya, vardiya, vardiya. 5'te 12 kadar öbür tur. Mesela ben dediğim iki turuna çalışacağım. Bu ne diyorsunuz siz? İki vardiya. Vardiya siz. Vardiya. Vardiya mı? İki vardiya. Yes. Oh. Yazabilir misin bana? Çünkü belki ben de yanlış anlıyorum. Lazım sonunda. Evet, un esir dotu punoy du turne. Bak, ti, sen, dotu punoş. Bak, bu ne vardı ya, ş oldu. Ne şeye dönüştü. Evet, bu bir farklı. O yüzden böyle daha kalın yaptım. Ş. Ve o için punoy alıyor. Bu ikisi değiştiriyorlar. Bak
Sadece bunlar. Var mı? Ve dotu alıyor önünde hepsiyle. Un dotu bu noy, ti dotu bu noş, ayayo dotu bu noy. Ne dotu bu noy mu? Bak, bu noy mu? Hiç farklı yok. Yu dotu bu noni, farklı yok. Ata ato dotu bu noy. Bak ben ata ato, ayayo ayrı söylemiyorum. Çünkü biz de okuldan öyle öğrendik. Ayayo, ayayo şey. He, she, it. Aynı İngilizce. Değiştirmiyorum sözde. Ama siz nasıl kolay gelirse ayrı ayrı söyleyebilirsiniz. Anladık bunu. Gelecek zaman. Evet. Başka fiil yapalım mı, bir tane örnek? Yapalım. Mesela ben gideceğim o öbür sayfa. Onu beraber yapacağız. Şimdi nasıl kim yapacak? Gelecek zaman. Ben de yazacağım, siz söylüyorsunuz. Hüseyin Bey çok başarılı yapabilir. Öpak, öpak ve yer. Dotu, Musoy. 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 Şita. Musoy. Musoy. Dotu Musoy. Ay ay yo. Dotu Punoy. Şey Musoy. 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 Dotu Musoy. Ne Dotu Musoy mı? Dotu Musoy. Dotu Musoy mı? Musoy mı? Yu Dotu Musoy. Musoy. Sony. Ata ato. Ata ato. Dotu Musoy. Musoyne. Evet. Bak yapabilirsiniz demek. Ama bol bol yazın. Evet. Peki yazarsak iyi, daha iyi olmuş. Evet. Başka mesela ledzoy. Ledzoy. Ne demek? Okumak. Okumak. Kim yapabilir? Ledzoy. Doğdu ledzoy. Yok. Gelecek. Bu... Un dotu ledzoy. Evet. Ti dotu ledzoş. Evet. Ay ayo dotu ledzoy. Evet. Ne dotu ledzoym? Yu. Yu dotu ledzoni. Ata ato dotu ledzoyn. Evet. Kolay arkadaşlar, değil mi? Değil. Do, yok hocam. Değil, ezberlemek lazım mı bu? Do anlamı neydi ya? Do gelecek. Do yapı, gelecek. Yapacağım. Ha yapar, tamam. Evet, acak, tamam. Edecek. Ondan sonra en sondaki mesela şey dedik. Undu te lezoy var ya. Lexoy'da evet. Da oy eki getirdik ya, o da fiili gelecek zaman yapmadı, sadece fiili ben kullandım diye öyle yaptık değil mi hocam? Yani orada ben var ya, un. Evet, o her zaman aynı oluyor. Değiştirmez. Siz değiştiriyorsunuz, Türkçe biz değiştirmiyoruz onu. Ben için değiştirmiyor. Öyle kalıp gibi anladım. Kullanıyoruz. Anladım, kalıp olarak kullanıyoruz. Evet, kolay, o yüzden diyorum. Mesela ben Türkçe öğrenmek diyeceğim, öğrenirim, öğrenmek olsa ben kolay geliyor. Ama bak ben ezberledim demek. arkadaşlar Türkçe, Arnavutça, Arapça çok zengin diller. Maalesef zor öğrenmek için ama öğrenince çok güzeller diller. Şiirler yazmak, kitaplar yazmak, çok güzel okumak bu diller. Anlama evet. Var. Ben mesela İngilizce, İtalyanca biliyorum. Onlar bize gibi ifadeler yok maalesef. Ama biz çok ama güzel. Öğrenince sonra kullanacaksınız hayatını. Tamam. Bu şimdi gidiyorum. Gelecek zaman öğrendik inşallah.
Ezberlemem lazım hocam o ekleri ya. Bunları evet, ezberlemek şimdi gerekiyor. Ezberlemem lazım. Ve ezber olacak yani. Onu Bunlar ezberleyeceksin. ezbere oluyor. Başka bir çaresi yok. Şimdi haydi Arnavuç öğrenelim diyelim ben ama şey ezberlemezsek. Haydi. Ezberlemek lazım. Ya o konuşunca geliyor ya şey. O kadar zor değil aslında. Çünkü punoy, punom, punom. Bak sen ve o aynı değiştirmiyor mesela. Evet. Şimdi kalıbı öğrenince kolay hocam. Evet. Geçmiş zaman geliyoruz. Geçmiş zaman şimdi şimdi bu geçmiş zaman ama biz ve geçmiş zaman şey Türkçe bilmiyorum siz var mı ama İngilizce past continuous kim biliyor hakkı past continuous tense misli geçmiş zaman kullanıyorsunuz yani. Evet mesela ben o zaman ya yapıyordum ya yani yapıyordum mesela ne demek yapmış oluyor he onu ve onu var onu girmedi mi yapmış mesela yapmış yaptırmış oluyor evet misli geçmiş zaman evet onlar var şimdi geçmiş zaman punoy punoya alıyor a en son un punoya ben çalışıyordum ya çalıştım ben çalıştım olabilir burada geçmiş zaman geçmiş zaman çalıştım ben çalıştım un punoya mesela ne şipri un punoya ne internet kafe ben Arnavutluk'ta internet kafe çalıştım ama şimdi bilgisayar unuttum yaşlandım gençken tipunon ne oluyor tipunoye sen çalıştın mesela Hüseyin ne çalıştın unuttum ben ne dedin bana şey asker mi neydi unuttum vardı ya gardiyan mı Hüseyin emekli neydi oldu asker emeklisi hocam. Hem ne diyeyim? Nostrimi. Asgari ücret mi hocam? Tipu noye nostri. Hüseyin tipu noye nostri. Evet. Tipu noye nostri. Tipu noye nostri. Evet. Mesela Hakkı sen nerede emekli oldun? Ay ben şey polis gibi oldum şimdi. Hayır, fabrikada. Fabrikada. Şimdi ayı diyeceğim arkadaşlar için. Hakkı punonte ne fabrik. Hakkı punonte ne fabrik. Hakkı şey fabrikada çalıştı. Dutu yo dotu bırak şimdi. Dotu gitti. Geçmiş şey gelecek zaman. Ayı punonte. Tamam bunu hocam. Yapıyoruz. Punoye. Hakkı evet. Punoye mi diyoruz? Punoye. Punonte. Çünkü ayı punonte. Yani hakkı derken sen anlamı katıyor ya hocam. T yani. Yo, ben hocam? Size dediğim şey diyorum. O için. O zaman ay o zaman. Ay mı olacak hocam? Evet. Ay. Ay punonte. İçin. Tamam. O zaman ay için tamam. Evet. Şimdi ne punonim? Mesela ne punonim hospital? Ne punonim hospital? Biz hastanede çalıştık. You punonit nerede çalışıyordun? You punonit nominier. You punonit nominier. Minier ne şey toprağın altında ne diyor? Biliyorum. Maden mi? Maden. Evet. Evet. Ne minier? Niye maden? Evet.
Ata ato punonin diyebiliriz. Ata ato punonin şun. Onlar çok çalışıyor. Çalıştırlar. Ato punonin şun. Çalışmışlar mı oluyor, çalıştılar mı oluyor hocam? Çalıştırlar. Bu çalıştılar, bu geçmiş zaman. Çalıştınız, çalıştılar. Bu. Çalışmışım olmuyor değil mi? Çalıştı yok, oluyor. Yok, bu çalışmışım. Tamam. Çalışmışım unpunova. Çalışmışım geçmiş zaman oluyor. Art mı? Yani dutu değil mi hocam? Dutu geliyor. Dutu. Gelecek zaman dutu. Ne için o neydi? Çalışmışım. Ha, on dutu. Çalışmışım dersen ama geçmiş yok, zaman o, değil mi? Yok, o iste geçmiş zaman oluyor. Onu şey geçmiş girmeyelim zaman. Şimdi çünkü onu biz tamam, girersek tamam. Bugün. Hocam kafamız karıştı zaten ya. Neyse kalırsınız. Şimdi. Hocam kaç dakika var? Kaç dakika? 5. 15 dakika. 5 var ama yeni link yapabilirim. Yeni harf girelim bugün yoksa şey ikinci grup filleri girelim. Hocam grup birinci kalabalık mı? Bakın bir dersler yaparız. Yaparız sorun yok. Şimdi bu ye bitiriyorlar filler. Öğrendik geniş zaman, şimdi zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman. Geçmiş zaman, geniş zaman. Evet. Po zaman. Şimdi zaman sadece po alıyor. Un po punoy. Başka şey evet. Değiştirmiyor. Şimdi ikinci grup gidiyoruz. Ben de açayım burada. Tamam bir tane buldum. Ya hocam benim başka bir görüşmem var. Tutmam gerekiyor. İşle tamam. Alakalı. Şimdi ben kaydediyorum bu dersi. Kim istiyor göndereceğim Gmail'e. Tamam. Bilmiyorum YouTube'a atacağım mı? Yok bakayım önce. Haftaya da atacağım. Atın hocam. YouTube'a atın. Tamam. Link atın. Fotoğraf atın hocam. İyi akşamlar herkese. İyi dersler. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Görüşürüz Rüya. Bay bay. Bay bay. Hocam dersleri YouTube'a koymuyor musunuz artık? Ya şey onu bazen yaptılar için şey sıkıcı olmasın için YouTube'da atmadım. Ve şey geçen dersi atmadınız da özel mi atacaktınız istese miydim? Her şey dedim ben kim istiyor dedim şey Gmail'e atacağım. Feyyaz'a attım ben. Sadece Feyyaz yazdı. Ben hocam YouTube'a atarsınız diye istemedim. Ya yoksa geçen dersi kaçırdığım için izlemek isterdim. Ha. Atayım da YouTube'da da isterseniz fark etmez benim için. Tamam hocam. Şimdi bu görüyor musun ekranı? Evet. Tamam. Bu zedim ipar birinci şey diyor fil çekimi. Zedim çekim demek. Zedim düt zedim tret. Şimdi zedim ipar dedik bu ye bitiyor. Zedim düt p bitiyor. Bu ünsüz. Çünkü belki başka bül mesela bir kelime bül. Kapat. Kapat. Evet. Kapatmak. Bu hangi sayfa Züriye Hanım? O şey bak. Yüz mü? Ben keşke sayfa söyleyeysem. Burada şey. Bizim kitaptaki değil mi bu şeyin? Evet evet orada. Evet. Belki son sayfalar mı? Şey, karışık koymuş. Okay, tamam. Anladım şimdi. Dur sonlarda baktılar. Dur. Evet. Sesim gitti. 108 galiba hocam. Evet 108. Şimdi hap
açmak demek. Unhabderen, unhablibrin, kapı açmak, kapı açarım, kitap açarım. Mesela habni librat müfaçen kaç sayfaydı o? 108. 108 mi? Çint etet. Çint etet. Kitaplar. Hocam mesela anlatırken mesela sıra sıra gitseniz de mesela hani sayfanın en başında Kraus'a falan yazıyor ya, onlar ne demek olduğunu falan söyleseniz, ondan sonra alttaki yazıları falan söyleseniz ne anlama geldiğini falan. O kitaptan Çünkü mı? mesela evet. Şey Ya hiç kitaptan, çünkü anla. hepsi siz kitaplar yok. O yüzden tam yapmadım Yok yok, işte. kitaptan değil ya. Şu an sayfada olan var ya. Evet. Söylediniz mi ben kaçırdım, anlamadım. Söylediniz mi Ben ben dedim kaçırdım? bu zirvi mi par çekimi Evet. birinci çekim diyor. Birinci Ha. çekim dedi.